Kozmik Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda son bir kez dil bilgisi tekrar yapacağız. Yani çok ayrıntılı bir bilgiye inmeyeceğiz arkadaşlar. Sizin için gerekli olan şey neyse başlıklar altında ve örneklerle açıklayacağım. Yani bu ayrıntılı bir bilgi videosu değildir. Evet, hemen devam edelim. Sözcük türleri deyince hemen aklımıza ne gelecek? İsim, zamir, sıfat gelecek arkadaşlar. Bununla ilgili biliyorsunuz son yıllarda ÖSYM sıkça soru soruyor. Her yıl mutlaka bir tane soru geliyor. Öncelikle isim nedir? İsim arkadaşlar çevremizdeki görüp ya da göremediğimiz, duyup ya da duyamadığımız bütün varlıklara verilen sözcüklere biz ne diyoruz? İsim diyoruz değil mi? Mesela ağaç, yeşil, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Türk Dil Kurumu, işte gazete isimleri mesela, insan isimleri, hayvan isimleri, hepsi aklınıza gelecek bütün soyut ya da somut bütün isim sözcüklere biz ne diyoruz? İsim diyoruz değil mi? Peki özel isimle cins isim arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz? Hemen buna bir tane örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela çocuk dediğimizde çocuk, benzer olan birçok çocuk var değil mi? Yani dolayısıyla benzer olan varlıklara biz ne diyoruz? Cins isim diyoruz arkadaşlar. Bu cins isim. Ama biz bir çocuğa isim verdiğimizde işte Ali dediğimizde, Ayşe dediğimizde veya Ozan dediğimizde ne oluyor? Bunlar özel isim oluyor. Aynı şey hayvanlar için de geçerli. Mesela bir kedi düşünün. Bu cins isim. Ama biz buna pamuk dersek hem özel ad olur ve büyük harfle başlatılır bu arkadaşlar. Veya ne diyelim pamuk, şeker gibi isimler verebiliriz. Tamam mı? Yani isimler bu şekilde. Peki zamir nedir? İsimlerin yeni tutan sözcüklere biz zamir diyoruz. Veya diğer bir ismiyle adıl diyoruz arkadaşlar. Çocuk kelimesi veya Ali, Ayşe, Ozan gibi isimler yerine biz hangi kelimeleri kullanıyoruz? Ben, sen, o gibi sözcükleri kullanıyoruz. Bunlara biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Bunlar arkadaşlar kişi zamiridir. Bazen de nesnelerin, eşyaların ve hayvanların yerini tutan sözcükler vardır. Bunlara da işaret zamiri diyoruz arkadaşlar. Bu, şu, o gibi. Bir de arkadaşlar belirsiz bir şekilde isimler yerini tutan zamirler var ki bunlara da ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Herkes, bazıları gibi. Veya işte biri, hiç kimse, kimse gibi sözcükler belgisiz zamir oluyor arkadaşlar. Bir de isimlerin yerine soru sorarak tutan sözcükler var, zamirler var. Bunlara da ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz arkadaşlar. Mesela ne veya kim veya kimden gibi sözcükler arkadaşlar. Soru zamiridir. Bir de dönüşük zamiri dediğimiz bir sözcük var. Kendi kelimesi. Kendi kelimesini nerede görürseniz görün bu sözcük dönüşük zamiridir. Şimdi burada ben, sen, o, bu, şu, o ifadelerinde o kelimeleri aynen kullanılıyor. Peki bunu nasıl ayıracağız? Kişi zamiri mi yoksa işaret zamiri mi? Arkadaşlar eğer bir insan ismini yerine tutuyorsa bu kelime, buna biz ne diyeceğiz? Kişi zamiri. Ama bir nesnenin veya bir cansız varlığın veya canlı olup da insan dışı varlık varsa bunun yerine tuttuğu zaman buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? İşaret zamiri diyeceğiz. Mesela ben şöyle bir cümle kurayım. Onu bahçeye ektim. Cümlesinde arkadaşlar bahçeye ekilecek şey olan cümlenin bağlamından hareket ettiğimizde bunun bir bitki olduğunu hemen anlarız. Dolayısıyla buna biz ne diyeceğiz? İşaret zamiri diyeceğiz. Ama şöyle dersek onu odasına yatırdım dediğimizde burada da yine onu kelimesi odasına yatırılan bir bebekten, bir çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da ne vardır? Kişi zamiri vardır. Hemen geçelim sıfatlara. Sıfat deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Sıfat ismin önüne gelip onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Bu sıfatları bulmak için nasıl veya hangi, kaç gibi sorular sormamız gerekiyor. Örneğin mavi deniz dedik veya yeşil yol dedik veya uzun araba dedik veya kısa gömlek dedik. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bu tamlamalarda mavi, yeşil, uzun, kısa sözcükleri nasıl sorusuna cevap verdiği için buna biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Aynı zamanda burada ne var? Sıfat tamlaması var. Bu tamlamaya biz sıfat tamlaması diyoruz. Bazen de arkadaşlar belirtme sıfatları karşımıza çıkabilir. Mesela iki çocuk dediğimizde sayı sıfatı karşımıza çıkar. Veya bu adam dediğimizde işaret sıfatı karşımıza çıkar. Veya bazı kitaplar dediğimizde ise belgisiz sıfat çıkar karşımıza. Bazen de soru sıfatı olabilir. Mesela hangi okul dediğimizde hangi sözcüğü soru sorarak ismin önüne gelip onu belirttiğinden dolayı buna da soru sıfatı diyoruz arkadaşlar. Evet, geçtik bağlaçlara. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Ve, veya, yahut, ama, fakat, lakin, çünkü gibi, ki, de gibi bir sürü bağlaç var arkadaşlar. Bağlaçlar cümlede farklı anlamlar da katabilir. Mesela örtük anlamı dediğimiz anlamları katabilir. Ama bağlaçlar genellikle eş görevli sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir arkadaşlar. Mesela elma ve armut, elma ve armut yedik cümlesinde arkadaşlar
ve eş görevli iki sözcüğü ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Gelir de bize uğramaz. Dediğimizde de gelir bir cümle, o gelir, bize uğramaz ayrı bir cümle. D bağlacı ne yapıyor arkadaşlar? Bunu, bu iki cümleyi birbirine bağlıyor. Bazı bağlaçlar da ama fakat lakin gibi bağlaçlar da arkadaşlar olumlu cümleyle olumsuz cümleyi birbirine bağlar. Mesela çalıştı ama kazanamadı cümlesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iki cümleyi çalıştı cümlesiyle kazanamadı cümlesini ne yapıyor? Ama bağlacı birbirine bağlıyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Edatlar ise kendi başına anlam olmayan cümlede anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edat deyince aklımıza genellikle belli başlı kullanılan bir takım edatlar var arkadaşlar. Gibi, kadar, işte için, göre gibi sözcükler arkadaşlar. Bunlar çokça kullanılan edatlardır. Bunlar cümleye benzerlik anlamı katabilir, miktar anlamı katabilir, sebep sonuç, amaç sonuç gibi anlamlar katabilir veya görecelik anlamı, karşılaştırma anlamı katabilir. Mesela su gibi aktı zaman. Yani burada zamanın akışı neye benziyor? Suya benziyor ve gibi benzerlik edatını kullanmış oluyoruz. Kadar mesela akşama kadar oynadık dediğimizde ne kadar işte ne zamana kadar? Akşama kadar. Burada da ne vermiş arkadaşlar? Zaman anlamı katmış. Veya şöyle bir cümle kurabiliriz. Kütüphaneye gitmek için yola çıktık. İşte yola çıkmamızın amacı ne? Kütüphaneye gitmek. Veya çok çalıştığı için başarı elde etti veya derece elde etti dediğimizde sebep sonuç ilişkisi kurmuş oluruz. Bana göre bu fikirler doğru değil dediğimizde bana göre ifadesiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Görecelik bildiriyoruz. Ünlemler ise duygularımızı ifade eden sözcüklerdir gençler. İşte ah, eyvah, vah, yazık gibi sözcüklerde arkadaşlar nedir? Sözcük türü olarak ünlem grubuna girer. Yazık, eyvah, tüh be gibi veya ey, hey gibi seslenme bildiren sözcükler de ünlem grubuna girer. Fiiller nedir? Fiiller iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Fiil diyoruz. İşte gülmek mesela master 2'ni almış bir fiilimizdir veya oynamak bir fiildir arkadaşlar. Biz bunları tabii değişik kipeklerle çekimleyebiliriz değil mi? Mesela ben bugün top oynayacağım. Ben bu fıkraya gülmedim veya güldüm. Olumsuz halde olabiliyor bunların arkadaşlar. Veya gülüyorum, güleceğim gibi değişik kipekleriyle çekimleyebiliriz. Biliyorsunuz fiilde iki tane ek var. Kipeki ve şahıs eki var. Gülüyorum dediğimizde hemen veya başka bir fiil yazayım. Çalışıyorum dediğimizde çalışmak bir fiil kökü. Yor şimdiki zaman gibi. Um ise birinizdeki şahıs eki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fiili bir şimdiki zamanla gelecek zaman kipiyle veya gereklilik kipiyle ne yapıyoruz? Çekebiliyoruz. Mesela okumalısın, sen iyi bir üniversite okumalısın cümlesinde ne yapıyoruz? Bakın malı meli gereklilik gibini okumak fiilini getirebiliyoruz. Sın ise şahıs eki arkadaşlar. Fiil dediğimiz bu. İş oluş hareket bilecek makmek master ekini alabilecek. Fiilimsi ise fiillerden türeyen ama sıfat fiil, zarf fiil ve isim fiil diye üçe ayrılan bir sözcük türüdür arkadaşlar. İsim fiiller makmek mame ış iş sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş. Zarf fiiller ise ıp, ip, arak, erek, ınca, ince, madan, meden, dığına, dinde, ken, alı, eli, ae gibi zarf fiilekleri var arkadaşlar. Dolayısıyla isim fiiller dediğimizde mesela şöyle bir örnek verelim. Gülmek sana yakışıyor. Evet. Bakın burada gülmek arkadaşlar isim fiil ekini aldığı için buna biz fiilimsi diyeceğiz. Fiil demeyeceğiz. Dikkat edelim. Ama yakışıyor bir fiildir. Neden? Çünkü şimdiki zaman kipiyle ve şahıs ekiyle çekimlenmiştir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sıfat fiiller deyince de cümle içerisinde sıfat olan veya adlaşmış sıfat olan sözcük türleridir arkadaşlar. İsim fiiller ekini, makmek, mame, ışış ekini alan sözcükler isim olur. Dikkat edin. Gülmek artık bir isimdir. Bir fiil adıdır. Sıfat fiiller mesela ne diyelim? Ağlayan narımsın dediğimizde nasıllar? Ağlayanlar. An en burada sıfat fiil 2 vardır arkadaşlar. Veya gezilisi yerler var dediğimizde nasıl yerler? Gezilisi buradaki esi sıfat fiil 2'dir arkadaşlar. An ası mes ar dikecekmiş. Oradaki dık dikmişmiş acakacak. Bunlar da sıfat fiildir. Bu şekilde arkadaşlar fiil köküne ya da fiil gövdesine bu ekleri getirerek sıfat fiiller oluşturulabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Geldik zarf fiillere. Zarf fiil çeşidi epey fazla. Az önce saymıştım bu ekleri. Mesela güle oynaya
gittik dediğimizde nasıl gittik? Güle oynaya. Buradaki E2 ve A2 zat fiil ikidir arkadaşlar. Veya koşarken ayağını incitmiş cümlesinde arkadaşlar koşmak fiiline gelen can eki yine bir zarf fiil ekidir. Mesela ben su içmeden hiç duramam dediğimizde su içmeden, madam eden zarf fiil ekidir. Sen gülünce güller açar, gül pembe derken gülünce, ince ince ki arkadaşlar nedir? Bir zarf fiil ekidir. Bu şekilde sizler de örnekleri çoğaltabilirsiniz. Geldik ek fiile. Ek fiil deyince de arkadaşlar ek fiil de şuraya anlatayım. Şöyle bir ayrım yapayım. Ek fiil deyince de arkadaşlar ek fiilin iki görevi var. İsimleri yüklem yapar. Basit çekimli fiilleri bir çekimli yapar. Mesela ben bir öğrenciydim cümlesinde öğrenciydim isimdir öğrenci. Cümlede yüklem olmuş ve bunu yapan did değil. Ek fiildir arkadaşlar. Yüklem gördüğünüz gibi bir isimden oluşmuş. Bunu yapan da ek fiil. Bir de arkadaşlar şöyle bir cümle örnek vereyim size. O gün eve gidiyordum. Evet. Bakın burada da gitmek fiili arkadaşlar iki tane kipeki gelmiş. Yor ve dıdı. İki tane kipeki geldiği için ne diyoruz buna? Bileşik çekimli fiil diyoruz. İşte bileşik çekimli fiilin olduğu yerde mutlaka ek fiil vardır. Yani ek fiil birinci görevi isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yapar. Basit zamanlı ya da basit çekimli yani bir tane kipeki alan fiile ikinci bir kipeki getirilmesine yarar dediğimizde herhalde konuyu anlatmış oluruz. Evet geldik tanımlamalara. İki tür tanımlama var. İsim tanımlamaları ve sıfat tanımlamaları. Arkadaşlar isim tanımlamaları deyince hem tanımlayan hem de tanımlanan ne olması lazım? İsim olması lazım. Mesela kapının kulu dediğimizde kapı isim, kol isim veya bardağın kenarı dediğimizde bardak isim, kenar isim. Arkadaşlar bunlar bir isim tanımlamasıdır. Neden? Çünkü her iki sözcük de isimdir. Her iki isim de ne yapmıştır? İsim çekimi ki almıştır. Bardak ın, kenar ı, ın ilgi eki, ı ise iyelik ekidir. Her iki kelime de eğer ek alıyorsa buna biz ne diyorduk arkadaşlar? Belirtili isim tanımlaması diyorduk. Ama şöyle dersek, su yolu dersek veya gül kokusu dersek ne olur arkadaşlar? Tamlayanlar ek almadığı için belirtisiz isim tanımlaması olur. Bir de zincirleme isim tanımlaması arkadaşlar. Arabanın kapısının kolu dediğimizde ikiden fazla eğer isim varsa bu isimler birbirine ın, in ve ı, i gibi tamlayan ya da tamlanan ekleriyle birbirine bağlanıyorsa buna da ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tanımlaması diyoruz. Sıfat tanımlaması ise sıfatın olduğu her yerde ne vardır arkadaşlar? Mutlaka sıfat tanımlaması vardır. Mesela şu yol dediğimizde bir işaret sıfatı var burada. Hangi yol? Şu yol. Şu kelimesi yol ismini işaret ederek belirtiyor ya. Bundan dolayı buna işaret sıfat diyoruz ve buraya da sıfat tanımlaması diyoruz. Veya yaşlı adam dediğimizde nasıl adam? Yaşlı adam niteleme sıfatı oluyor. Nasıl sorusu adam kelimesine cevap veriyor ve adamın bir niteliğini, sıfatını belirtiyor. Niteleme sıfat diyoruz. Burada da ne var arkadaşlar? Yine sıfat tanımlaması var. Bu sayı sıfatı olursa da sıfat tanıması olacak. Mesela 3 ceviz dediğimizde 3 burada sayı sıfatıdır. Ceviz isimdir. Dolayısıyla bu tanımlamaya da ne diyoruz? Sıfat tanıması diyoruz. Geldik sözcükte yapıya. Sözcükte yapı deyince aklımıza çekim eki ve yapım eki gelecek. Bu ikisinin arasındaki temel fark şu arkadaşlar. Çekim eki sözcüklere cümle içerisinde işlevlik kazandırır. Yapım eki ise yeni bir sözcük türetir arkadaşlar. Sözcüğün temelden anlamını ve türünü değiştirir arkadaşlar. Veya sadece anlamını değiştirip türü aynen kalabilir. Bazen de türünü ve anlamını birden değiştirir. Çekim eklerinde ise böyle bir şey yoktur. Mesela çocuk kelimesine biz lar ekin eklediğimizde çocuklar olur. Larlar sadece çoğuluk anlamı katar arkadaşlar. Veya yıl kelimesine dade hal ekin eklediğimizde da bulunma hali eklemiş olursunuz. Yıl kelimesinin anlamı değişmez. Aynen kalır. Türü de değişmez. İsimdir ve isim olarak kalır. Dağ'ya biz ne diyeceğiz? Hal ek edeceğiz. Bulunma hali diyeceğiz. Ama şöyle dersek çocuksu davranışlar dediğimizde ne oluyor işte? Burada çocuk kelimesine giren su eki yapma gider çünkü ismi ne yaptı? Sıfatlaştırdı. Veya yıllık çıkardık dediğimizde yıllık çıkardık dediğimizde arkadaşlar şu Y büyük harfle olacak.
yıllık. Bakın lıklı kekin ne oluyor? Yıl kelimesinin anlamını değiştiriyor. Yine isim olarak kalıyor ama anlamı değişiyor arkadaşlar. Buradaki lık eki yıl kelimesinden yıllık diye yeni bir varlık türetiyor. İşte buna da ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Türkçe'de birçok yapım eki var. Mesela su kelimesine biz la ekini eklersek isimden fiil türetmiş oluruz. Bahçeyi suladın mı derken su isim, sulamak ne oluyor arkadaşlar? Fiil oluyor. Bakın la eki bir yapım ekidir. Ama okulun yolu dediğimizde okul bakın dikkat edin ın eki yolu derken u eki ilgi eki ve iyelik ekidir. Bunlar birer isim çekim ekidir arkadaşlar. İsimlerin anlamını değiştirmiyor. Okul aynen kalıyor, yol aynen kalıyor. Tamam mı? Buna dikkat edesiniz. Evet, geldik sözcükte yapının diğer başlıklarına. Basit sözcükler, türemiş ve bileşik sözcükler. Basit sözcük nedir arkadaşlar? Bakın çocuklar, yılda gibi sözcükler basit sözcüktür. Neden? Çünkü çekim eki aldığından dolayı, yani yapım eki almadığı için arkadaşlar bu kelimeler nedir? Basit sözcüktür. Mesela bir örnek verelim. Seni otogardan alırım. Cümlesinde bakın sen basit sadece çekim eki var. Otogardan bakın otogar. Tabi burada otogar sözcüğü arkadaşlar yabancı bir sözcük ama bileşik sözcük diyoruz buna. Oto ve gar iki ayrı sözcükten oluşmuş. Danden haliki almış. Dolayısıyla bu türemiş bir sözcük değildir. Yapım eki almamış. Haliki almıştır. Danden haliki almıştır. Alırım kelimesine baktığımızda bakın dikkat edin. Almak, alırım. Burada almak fiil kökü, ır, il, geniş zaman gibi, ım, im ise 1008 şahıs ekidir. Almak fiili sadece fiil çekim eklerini almıştır. Almak fiilinin kesinlikle anlamı değişmemiş, türü değişmemiş. Bu basittir, bu basittir arkadaşlar. Bir örnek daha verelim. Üzümü yedik. Dediğimde bakın üzüm kelimesi sadece belirtme halini almıştır ismin ve üzüm kelimesinde herhangi bir çekim eki yapma eki yoktur. Dolayısıyla basit bir sözcüktür. Sadece çekim eki vardır. Yedik kelimesine baktığımızda hemen şuraya ayıralım. Yedik. Evet, yedik. Şu şekilde dı geçti zaman gibi ki birinci oğul şahıs eki yemek fiil kökü. Yemek fiil kökünü değiştiren bir ekimiz yok arkadaşlar. Ama şöyle deseydi yemek yenmiş deseydi bakın. Dikkat edin. Yemekler yenmiş deseydik ne olurdu? Bu iki kelime de türemiş sözcük olurdu. Yemek fiiline makmek isim fiil eki gelmiş. Yemek fiiline de yine ne yapım eki gelmiş. Yemek ayrı, yenmek ayrı arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? Basit sözcük türemiş sözcüğe döndü. Evet, türemiş sözcük yapım eki alır arkadaşlar. Çekim eki almaz mı? Tabii çekim eki de alır. Önce yapım eki, sonra çekim eki alır arkadaşlar. Mesela göz kelimesini düşünün. Göz. Göz kelimesine ben cü ekin eklersem gözcü olur. Veya göz kelimesine lük ekin eklersem gözlük olur değil mi? Bakın göz kelimesi basit sözcük, gözlük kelimesi türemiş. Göz kelimesi basit sözcük, gözlük kelimesi türemiş. Neden? Çünkü yeni bir sözcük türüyor. Yeni bir varlık ortaya çıkıyor. Göz o görme organı, gözcü ise gözleme olayını yapan kişi. Göz organ ama gözlük o organın iyi görmesi için yapılan bir araç. İşte türemiş sözcük ve yapmak deyince aklımıza bunlar gelecek. Peki fiilden fiil türeten gibi eklerimiz var mı? Var arkadaşlar. Mesela sevmek kelimesine il ekini eklediğimizde sevilmek diye bir anlam çıkar, bir kelime çıkar. Sevmek ayrı şey, sevilmek ayrı şey. Mesela ben sevdim seni dediğimizde sevdim basit bir sözcüktür. Basit bir sözcüktür ama şöyle dersek ben işte bir kız tarafından sevildim veya annem tarafından çok sevilirim gibi bir anlam çıkar. Sevmek, sevilmek. Yani sevilme eylemini başkası yaptığından dolayı arkadaşlar ne oluyor? Buna da biz yine yapım eki almış diyoruz ve türemiş sözcük diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bileşik sözcükler ise iki ayrı isimden meydana gelen sözcüklere bileşik sözcük diyoruz arkadaşlar. Bileşik isimler olabilir. Mesela hanım eli bileşik isimdir. Veya işte köpek balığı bir bileşik isimdir. Neden? Köpek balığı iki ayrı sözcük bir yere gelmiş. Yeni bir hayvana ad olmuş. Yemek adlarında görürüz. Mesela kaşar peyniri bir bileşik isimdir arkadaşlar. Neden? Kaşar ayrı, peynir ayrı bir sözcük. İkisi bir yere gelmiş. Sadece tek bir varlığı ifade ediyor değil mi arkadaşlar? İşte Urfa kebabı, Adana kebabı. Ali Nazik veya işte Aslan Ağzı, Deve Dikeni gibi bitki isimleri, Ateş Böceği,
veya Ağustos böceği veya hamam böceği gibi birçok hayvan böcek isimlerinde bu bileşik sözcükleri görebiliyoruz. Bileşik sözcükler sadece isimlerde değil, aynı zamanda sıfatlarda da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela kısa kollu gömlek dediğimizde arkadaşlar gömlek isim. Nasıl gömlek? Kısa kollu gömlek. Kısa kollu ifadesi birleşik nedir arkadaşlar? Sıfattır. Tamam mı? Çünkü iki tane kelime var. Kısa ve kollu. İkisi birlikte anlamca artık kaynaşmış bunlar. Tamam mı? Buna da ne diyoruz? Bileşik sıfat diyoruz. Bileşik fiil var mı? Tabii ki var. Bileşik fiile de şuraya da örnek vereyim arkadaşlar. Yardım etmek bir bileşik fiildir. Veya gelebilmek bir kurallı bileşik fiildir. Ebilmek fiili yapılır. Veya çözüverdi dediğimiz, o soruları çözüverdi dediğimizde tezlik kuralıyla yapılan bir bileşik eylemler arkadaşlar. Veya bir deyim kullandığınızda mesela etekleri tutuşmak, heyecanlanmak ve korkmak anlamında kullanılan bir deyimdir ve bir bileşik eylemdir. Deyimlerin hepsi birleşik eylem grubuna giriyor arkadaşlar. Evet, nasıl gidiyor? Gayet hızlı gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Cümle ögeleri deyince hemen aklımıza yüklenme, özne ve diğer ögeler gelecek arkadaşlar. Yüklem özne deyince neye bakacağız? Öncelikle yargı, hüküm bildiren sözcükte ne vardır diyoruz? Yüklem vardır diyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela onu az önce aradım cümlesinde arkadaşlar iş oluş hareket nerede? Aradım kelimesinde. Buna biz ne diyoruz? Yüklem diyoruz. Arama eylemini yapan kim? Ben. Burada gizli özne ama aynı zamanda gerçek özne arkadaşlar. Mesela otobüs saat 2'de durakta bekleyecek. Evet. Arkadaşlar bekleyecek iş oluş bildirdiği için yüklemdir. Bekleme eylemini yapacak kim? Otobüs. Yani biz özneyi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Yükleme ne ya da kim sorusunu soracağız arkadaşlar. Otobüs burada ne bekleyecek sorusuna cevap verdiği için otobüs gerçek öznedir aynı zamanda arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela başka bir örnek verelim. Babam bütün masrafları karşıladı. Dediğimizde karşıladı yüklem. Kim karşıladı? Babam karşıladı. Gördüğünüz gibi özne arkadaşlar. Diğer ögelere gelince yer tamlayıcısı, zarf tümleci, belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Bu ögeler var arkadaşlar. Bu ögeleri bulmak için de ne yapıyoruz? Belli başlı sorular soruyoruz. Mesela onu geçen hafta tanıdım. Cümlesinde tanıdım yüklem. Kim tanıdı? Ben tanıdım. Kimi tanıdım onu. Bakın kimi ve neyi sorusu bize belirtili nesneyi verir arkadaşlar. Zaten belirtili nesne ismin i halini alır. Buna biz ne diyoruz? Belirtili nesne diyoruz. Ama bu eki almadan kullanırsa sadece ne sorusuna cevap verirse arkadaşlar ne diyoruz buna da? Belirtisiz nesne diyoruz. Örneğin bakkaldan şeker ve ekmek aldım. Cümlesinde aldım yüklem. Kim? Yine gerçek öznemiz ve aynı zamanda gizli öznemiz ben. Ben ne aldım arkadaşlar? Şeker ve ekmek aldım. Bakın ne sorusuna cevap verdiğinden dolayı buna biz ne diyoruz? Belirtisiz nesne diyoruz. Bu arada yükleme kime, kimde, kimden, neye, nereden, nereden gibi sorular soracak olursak buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Dolaylı tümleç ya da yeni adıyla yer tamlayıcısı diyoruz. Artık ÖSYM dolaylı tümleci kullanmıyor. Yer tamlayıcısı. Nereden aldım? Bakkaldan aldım. Buna da biz ne diyeceğiz? Yer tamlayıcısı diyeceğiz. Peki şu cümlede zarf cümlesi var mı? Var. Tanıdım. Kimi? Belirtili nesne onu. Ne zaman tanıdım? Geçen hafta. Buna da biz ne diyeceğiz? Zarf cümlece. Ne zaman, nasıl, ne kadar gibi sorulara sorduğumuzda, cevap aldığımızda buna zarf cümle diyoruz. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden gibi sorularını sorduğumuzda da arkadaşlar alacağımız cevap yer tamlayıcısıdır. Evet. Yerim kalmadığı için şu yukarıya yazacağım. Ankara'dan abime bir mektup göndermiş bakanlık. Evet. Bakın burada arkadaşlar devrik bir cümle kurduk. Göndermiş yüklem. Kim göndermiş? Bakanlık özne.
Kime göndermiş? Abime. Bakın yer tamlası kime? Ne göndermiş? Bir mektup belirtisiz nesne. Tamam, nereden? Ankara'dan, yine burada gördüğünüz gibi yer tamlayısı. Peki ne zaman sorusuna cevap verecek bir cümle, bir kelime ekleyebiliriz buraya. Geçen hafta diyelim ya, geçen yıl diyelim. Tamam, geçen yıl Ankara'dan abime bir mektup göndermiş bakanlık dediğimizde ne zaman? Geçen yıl zarf tümlecini buraya koymuş oluruz. Evet, cümle ögeleri de bu şekilde arkadaşlar. Geldik fiilde çatıya. Fiilde çatı deyince özne yüklem ilişkine göre çatılar, nesne yüklem ilişkine göre çatılar diye iki ana gruba ayıracağız. Özne yüklem ilişkine göre çatılar deyince hemen aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Etken ve edilgen çatılı fiiller. Arkadaşlar, gerçek öznesi olan yükleme biz ne diyoruz? Etken çatılı fiil diyoruz. Örneğin. Bahçıvan bahçedeki gülleri budamış dediğimizde, bakın burada budamış yüklem değil mi? Fiilimiz bu. Kim budamış? Bahçıvan, özne. Budama eylemini yapan bizzat gerçek özde olduğundan dolayı biz bu fiile ne diyoruz? Budamak fiiline etken çatılı fiil diyoruz. Bu tür fiillere etken çatılı fiil denir. Ama sözde özne varsa eğer, buna da biz ne diyoruz? Edilgen çatılı fiil diyeceğiz. Mesela şöyle dersek. Bahçedeki bütün güller budanmış. Evet, bakın budanmış. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Edilgen çatılı fiil diyoruz. Neden edilgen çatılı fiil diyoruz? Çünkü budama eylemini yapan kim belli değil. Ama ne budanmış? Bahçedeki bütün güller özne. Ama bu sözde özne. Çünkü budama eylemini bizzat güller yapmıyor. Bahçıvan yapıyor ama bu cümlede bahçıvan yok. Kim yaptığı belli değil. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Edilgen çatılı fiil diyoruz. Bir de arkadaşlar işteş çatılı fiiller var. İşteş çatılı fiiller karşılıklı yapılan ya da birlikte yapılan fiillere biz işteş çatılı fiiller diyoruz. Mesela selamlaşmak fiilini kesinlikle kendi başımıza yapamayız. Karşımızda mutlaka biri olması lazım değil mi? İşte buna ne diyoruz? İşteş çatılı fiil diyoruz. Veya ben yıllardır Amerika'daki arkadaşımla mektuplaşıyorum dediğimizde mektuplaşmak karşılıklı yapılan bir eylemdir. İşteş çatılı fiildir. Veya uçuşmak kelimesi, dikkat edin, bu fiillerde şey yapmak gibi bulunur. uçuşmak mesela tabanca sesini duyan kuşlar uçuştu birden dediğimizde uçuşmak birlikte aynı anda birlikte yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla buna ne diyoruz biz? İşteş çatılı fiil diyoruz. Bir de arkadaşlar eylemi hem yapıp hem de etkilenen bir öznesi varsa buna da ne diyoruz? Dönüşü çatılı fiil diyoruz. Mesela yıkanmak. İşte sporcular soyunma odasına gidip yıkandılar. Yıkanma eylemini hem kendisi yapıyor hem de kendi vücudu bundan etkileniyor değil mi? Mesela kadın oğlunu görünce dövünmeye başladı dedik. Dövünmek mesela. Arkadaşlar burada dövünmek dediğimizde dövünme eylemini insan kendi vücudunda yapar ve bundan etkilenir ve kendisi yapar bunu. Hem gerçek yüzüne var hem de gerçek yüzüne bu işten ne yapıyor arkadaşlar? Etkileniyor. Tamam mı? Sevinmek de aynı şekilde mesela. Tamam mı? Arkadaşlar yıkılmak mesela, kötü haberi alınca yıkıldı, birden olduğu yere yıkıldı. Yıkılma eylemini yapan kişi kendi yapıyor ve aynı zamanda bundan etkileniyor. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Dönüşü çatılı fiil diyoruz. Nesne yüklem ilişkisine göre çatılar dediğimizde geçişli fiil arkadaşlar nesne alır. Neyi, kimi sorularına ne verir? Cevap verir arkadaşlar. Mesela kitabı ona verdim. Bakın vermek fiili geçişli bir fiildir. Çünkü neyi sorusuna cevap veriyor. Neyi verdim? Kitabı verdim. Dolayısıyla burada kitabı sözcüğü nesne alabildiğinden dolayı geçişli fiil oluyor. Bunun tam tersi ise geçişsizdir. Neyi, kim sorularına cevap veremez? Nesne alamaz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Akşam çok geç yattım dedik mesela. Cümlesinde yatmak eylemi arkadaşlar, yatmak eylemi nesne alamaz. Neyi yattım, kim yattım alamaz. Nesne alamadığı zaman buna biz ne diyoruz? Geçişsiz fiil diyoruz. Eğer bir fiile yapım eki ekleyerek onu geçişli hale getirirsek, mesela çocuğu erkenden yatırdı dediğimizde yatmak fiili
geçişsiz fiilken yatırmak fiili çocuğu nesnesine alıyor. Yatmak fiiline ır il yapmakini ekleyerek ne yaptık? Geçişsiz fiili geçişli hale getirdik. Buna da biz oldurgan fiil diyoruz. Ettirgen fiil ise arkadaşlar geçişli olup ikinci defa yapmak ile geçişli hale getirilen fiillere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Ettirgen fiil diyoruz. Mesela ona ekmek aldırdım. Evet. Bakın ben ekmek aldım deseydik ne olurdu? Aldım. Ekmek aldım. Ne aldım? Ekmeği aldım. Neyi aldım? Ekmeği aldım. Veya onu otogardan aldım. Kimi aldım? Onu. Nesne alabiliyor. Ama ona ekmek aldırdım fiili başkasına yaptırma eğilimi olduğundan dolayı ve dır direkiyle bu fiilin anlamı ve değiştiğinden dolayı bu fiili de ettirgen fiil diyoruz arkadaşlar. Geldik cümle çeşitlerine. Cümle çeşitleri deyince öncelikle öge dizisine göre cümleler neymiş ona bakalım. Arkadaşlar öge dizisine göre iki tane yüklemimiz var. Bir, devrik cümle. İki, düz cümle. Tamam mı? Buna biz aynı zamanda kuralsız cümle diyoruz. Buna da kurallı cümle diyoruz. Yani bu ne demek? Arkadaşlar yüklem sonda ise kurallı, sonda değilse başta, ortada fark etmez, kuralsız. Mesela gördüm yine seni rüyamda diye bir cümle kurduk arkadaşlar. Burada gördüm yüklem cümlenin başında. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümle ne oluyor? Devrik cümle oluyor. Ama seni yine rüyamda gördüm diye yüklemi biz sona atacak olursak ne oluyor? Buna da düz ya da kurallı cümle diyoruz. Yüklemin türüne göre ise arkadaşlar bir isim cümlesi, bir de ne var? Fiil cümlesi var arkadaşlar. Bir cümlenin yüklemi eğer isim soylu sözcükse, mesela seni arayan bendim cümlesinde arkadaşlar ben ek fiil olarak cümlede yüklem olmuş zamirdir. İşte isim soylu bir sözcük cümlede yüklem olduğu için buna biz ne diyeceğiz? İsim cümlesi diyeceğiz. Ama seni dün akşam ben aradım dersek ne oluyor arkadaşlar? Ben aradım. Bakın aradım fiili yüklemdir ve cümlemizin yükleminde bir fiil, çekimli bir fiil olduğundan dolayı bu cümleyi de ne diyoruz arkadaşlar? Yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyoruz. Peki anlamına göre cümle deyince ne gelecek aklımıza? Olumlu ve olumsuz cümle. Arkadaşlar bir cümle bir eylem gerçekleşiyorsa buna olumlu, gerçekleşmiyorsa olumsuz diyeceğiz. Örneğin sokakta bir kaza yaşandı. Evet. Yaşandı. Bakın yaşanma eylemi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Ama sokakta bir kaza yaşanmadı dersek ne olur arkadaşlar? Buna da biz olumsuz cümle diyoruz. Bu birinci cümlemiz olumlu, ikinci cümlemiz olumsuz cümle arkadaşlar. Çünkü mame olumsuzluk eki var. Eğer bir cümle isim cümlesi ise onun o cümlenin sonunda değil kelimesi, yani yükleminde değil kelimesi varsa ona da biz olumsuz cümle diyeceğiz. Mesela bugün hava pek sıcak değil. Evet. Bakın arkadaşlar bu cümle isim cümlesi olmasına rağmen aynı zamanda nedir? Anlamca olumsuz cümledir arkadaşlar. Evet. Cümle çeşitlerine devam ediyoruz. Yapısına göre cümle dediğimizde hemen aklımıza ne gelecek? Basit cümle. Basit cümle nedir arkadaşlar? Tek yargılı. Tek yargısı olacak bir cümlenin. Mesela seni seviyorum dediğimde bir cümle arkadaşlar. Senin bir tane yargı var değil mi? Veya uzun bir cümle de yazabiliriz. Kısa cümle olmasın. Ne diyelim? Eylül ayında okullar açılır bizim ülkemizde. Evet bakın hem bu cümleyi şöyle değerlendirelim. Önceki cümle çeşitlerine göre. Açılır yüklem, cümlenin yüklemi cümlenin sonunda değil, bu devrik cümle. Öge dizisine göre devrik cümle. Açılır eylem tamamlanıyor, yani gerçekleşiyor. Bir olumlu cümle ve açılmak fiil olduğu için yüklemin türüne göre de bir nedir? Fiil cümlesidir bu. Ama baktığımızda arkadaşlar bu cümlede dikkat edin başka bir yargı yok. Tek bir yargı burada açılmak. Eylül isim, ayı isim, okullar isim, bizim zamir. Ülkemiz isim. Dolayısıyla açılma eylemi tek bir yargı var. Buna biz ne diyeceğiz? Basit cümle diyeceğiz arkadaşlar. Eğer bir cümlede birden fazla yargı varsa, yüklemin dışında bir tane daha yargı varsa, bu yargılar genellikle fiilimsi şeklinde olur arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar?
Birleşik cümle diyeceğiz. Mesela meşhur Barış Manço'nun şarkısı "Sen gülünce güller açar" cümlesini değerlendirelim. Bakın açar temel cümlemiz, temel yargımız. Gülünce ise yan cümleciğimiz, yan yargımız. Fiilimsi ınca ince zarfiyle kullanmış. İşte böyle cümlelere biz ne diyoruz? Birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Bazen yan yargı farklı şekilde de karşımıza çıkabilir. Her zaman fiilimsi olmayabilir. Mesela günde 100 soru çöz dedim. Evet. Bakın burada dedim arkadaşlar, dedim temel cümle. Ne dedim? Günde 100 soru çöz. Burası da nesne arkadaşlar. Bakın bir cümle bir başka bir cümlenin temel yargının nesnesi görevinde kullanılmış. Ama bu nesne olan görevde dikkat edin, çöz diye ikinci bir yargı var. Buna da biz ne diyeceğiz? Birleşik cümle diyeceğiz arkadaşlar. Sıralı cümleye gelelim. Sıralı cümle birden fazla yüklemi olan bir cümlenin birbirine noktalama işaretleriyle bağlanması. Bağlı cümle ise buna benzer. Bağlı cümlede birden fazla cümlenin ya da birden fazla yüklemli olan bir cümlenin birbirine bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşan cümlelere biz sıralı cümle diyoruz. Hemen bunlara birer tane örnek verelim arkadaşlar. Bakın atasözünden örnek vereceğim. At ölür, meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır. Dediğimde bakın dikkat edin, ölür yüklem, kalır yüklem, ölür yüklem, kalır yüklem. Dört tane ne var burada? Cümle var. Dört tane yüklem var. Bunların hepsi birbirine noktalama işaretiyle bağlanmış. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sıralı cümle diyoruz. Ama bağlı cümlede yüklemler birbirine bağlaçla bağlanır. Mesela onu davet etmedim. Çünkü beni çok kırdı. Evet. Bakın burada onu davet etmediğim bir cümle, beni çok kırdı bir cümle. Bu iki cümleyi birbirine neyle bağlıyoruz? Çünkü bağlacıyla bağlıyoruz. Buna da bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. Geldik ses bilgisine. Ses bilgisinde ünlü olayları. Ünlü düşmesi. Arkadaşlar alın, burun, göğüs veya sıyırmak veya ayırmak gibi sözcüklerin yapma eki ya da çekim eki alması halinde son hecesini düşürdüğünü görürüz. Mesela alın alnı olur, burun burnu olur, göğüs göğüsü olur. Mesela sıyırmaktan sıyrık olur, ayırmaktan ayrık olur. Veya çevre kelimesini ele alalım. Çevre. Arkadaşlar çevre kelimesi bir isimdir ve çevirmekten türemiştir. E yapma ekini almıştır. Bu e yapma ekini alırken i'yi düşürmüştür. Buna biz ne diyoruz? Ünlü düşmesi diyoruz. Alnını karışlarım senin. Senin burnunu kırarım derken ya alın alnı, burun burnu gibi bu şekilde. Mesela oğul kelimesi. Oğlum bana bak dediğimizde ne yapıyoruz? Oğlum kelimesinin son hecesi düşmüş oluyor. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Ünlü türemesi ise bir az gibi sözcükleri arkadaşlar, bir az gibi sözcüklere cik ekini getirdiğimizde biricik olur, azıcık olur. Bir kelimesinden sonra gelen i, az kelimesinden sonra gelen ı arkadaşlar cık cık ekinin etkisiyle türediği için buna da ne diyoruz biz? Ünlü türemesi diyoruz. Ünlü değişimi ise sadece iki kelimede gerçekleşir. Sen ve ben kelimelerinde. Bunlar ismin e halini aldığında sana ve bana olur. Başka bir kelimede görülmez bu olay. Ünlü daralması ise arkadaşlar saklamak, beklemek, gözlemek veya demek gibi fiillere öncelikle your kipi geldiğinde, bazen de an en sıfat fiiliki ya da aca gidik sıfat fiiliki geldiğinde AE'ler ı'ye ya da UÜ'ye dönüşür. Bunlara ünlü daralması diyoruz. Mesela yıllardır çantamda onun resmini saklıyorum dediğimizde saklamaktaki a ne olmuş? I olmuş. I'ya dönüşmüş. Buna biz ne diyoruz? Ünlü daralması. Seni durakta bekliyorum diye bir cümle kurduğumuzda ne oluyor? E, i'ye dönüşüyor. Ünlü daralması. Gözcüler düşmanı gözlüyor dediğimizde, gözlüyor dediğimizde ne oluyor? Ü'ye dönüşüyor e. Diyen kelimesi veya diyecek kelimesiyle karşılaştığımızda da demek fiilinin e'si i'ye dönüşmüş oluyor. Buna da ünlü daralması diyoruz arkadaşlar. Geldik ünsüz olaylarına. Ünsüz düşmesi. Arkadaşlar yine cik cik ekinin etkisiyle bakın minicik veya sıcacık gibi veya alçacık
gibi kelimelerde cık cık egin etkisiyle son ünsüz k düşerse buna ünsüz düşmesi diyoruz. Ünsüz türemesi ya da ünsüz ikizleşmesi dediğimiz olayda ise zan, his veya red gibi sözcükler yardımcı idam aldığında veya bir çekim eki aldığında arkadaşlar ikinci bir ses türemesine uğrar. Ne? İkinci defa söylenir. S, iki defa söylenir. D, iki defa söylenir. Mesela zannetmek veya ben bu konuda çok hissi davrandım dediğimizde, ikinci S veya senin dediklerini reddetmiyorum dediğimizde reddetmek kelimesinde ikinci D ne oluyor arkadaşlar? Türüyor. Bunlara ünsüz türemesi diyoruz. Ünsüz yumuşaması PCTK ünsüzlerinin ünlü ek aldıktan sonra BCDG yumuşak G'ye dönüşmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi diyoruz. Mesela sıcağı pek aldırmam dediğimizde sıcak, sıcağı veya kulağına bir şey geldi mi dediğimizde kulak, kulağı veya ne diyelim PCTK ile biten örneğin ağaç kelimesi PCTK'lardan biri Ç ile bitmiş. Ağaç, ağacı ne oluyor? Ç, C'ye dönüşüyor. Buna ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması diyoruz. Ünsüz benzeşmesi deyince de aklımıza ne gelecek? Fıstıkçı, şaha, FST, çekeçe, HP ünsüzleri gelecek. Bu ünsüzlerle biten bir kelime, yumuşak ünsüzle başlayan bir kelimeyi bir eki kendine benzetir arkadaşlar. Mesela ağaç kelimesine biz da ekini eklersek da hal eki. Ağaçta deriz arkadaşlar. Ne olur? Buna da ünsüz benzeşmesi. Ağaçta, ağaçtan veya kulaktan dolma bilgilerle bana bunları anlatma. Kulaktan mesela. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Kaynaştırma biliyorsunuz. Y, Ş, S, N. Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Dolayısıyla biz mesela kapı kelimesine ismin İ halini eklediğimizde araya ne geliyor arkadaşlar? Y kaynaştırma ünsüzü geliyor. Mesela gözük kelimesine yine in ekini ekleyeceğimizde gözünün dediğimizde ne kaynaştırma ünsüzü geliyor. Altı kelimesine rr ekini ekleyeceğimizde ş kaynaştırma ünsüzü gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Son olarak nm değişimi. Türkçe'de bazı sözcükler dudak ünsüzü barındırır arkadaşlar. Mesela künbet. Tabi bunlar genellikle yabancı kökenli sözcükler. Künbet sözcüğünde b dudak ünsüzü vardır. Bu dudak ünsüzü kendisinden önceki harfi ne yapar arkadaşlar? Kendisine benzetir. Yani dudak ünsüzü yapar. Künbet olur arkadaşlar. Zambak, zambak. Şuraya yazayım. Mesela normalde zambaktır ama Türkçe bunu ne yapar arkadaşlar? Zambak yapar. Tamam mı? Bunun gibi Türkçe'de birçok kelime var. Aklıma şimdilik bunlar geliyor. Çarşamba mesela çarşamba olur. Perşembe, perşembe olur. Tamam mı? Evet değerli gençler bu şekilde kısa bir videoyla dil bilgisini genel olarak örneklerle tekrar etmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka videolarımı beğenin. Dostlarınızla paylaşın. Bunlar benim için çok büyük bir motive kaynağı oluyor. Görüşmek üzere.